Oh, hadi afiyet olsun. Bol bol yiyin. Ellerine sağlık bedenim. Ellere sağlık anneciğim. Hı, afiyet olsun Rıza'm. Rıza'm benim yokluğumda bir deri bir kemik kalmışsınız. Yo, ben kilo bile aldım. Sen bundan sonra kilo nasıl alınır gör bak Rıza'm. Öyle deme anne. Babam bir yemek yapıyor. Mesela şu dolmayı yapsın parmaklarını yersin. Nasıl yani? Babam benden daha iyi mi dolma yapıyor? Evet. Mesela o senin koyduğun kadar az et koymuyor. Daha bol koyuyor. Başka baharatlar da ekliyor. Daha lezzetli oluyor. Yokluğunda yemek yapma işini bayağı ilerletmişsin Rıza'm. Yok canım. Yok. Yasemin abartıyor birazcık. Senin dolmandan daha iyi dolma yapmak mümkün mü ya? Ve senin eline su dökebilir miyim Ümit? Saydın mı? Baba niye abartayım? Seninki daha lezzetli. Tamam kızım. Bundan sonra dolmaları baban yapar, sen de yersin. Olur. Anneciğim, fikrimi söylüyorum sadece. Söyle, söyle. Yasemin, kızım o şeyden oluyor. Sürekli ben yaptığım için yemekleri, benim yemeklerime alıştın. Şimdi yemek sana değişik geldiği için sana öyle gelmiştir. Yoksa annenin dolmaları benim dolmalarımdan 3-0 öndedir. Ellerine sağlık. Yasemin Hanım'a dolma beğendiremedik ama. Fikrimi söylüyorum sadece anne. Söyle kızım, söyle. Bundan sonra da babana da söylersin fikrini, dolmalarını da o yapar, olur. Nefis, nefis. Dolmalar inanılmaz güzel. Harika olmuş Yasemin. Öyle değil mi? Ellerine sağlık bir tane. Nasıl özlemişim dolmalarını. Afiyet olsun. Dolmalarını, yemeklerini. Afiyet olsun. Nasıl özlemişim. Hı hı. Oh. Bak yemeğin üstüne çay o kadar güzel geldi ki. Ellerin dört çorbası bir tane. Afiyet olsun Rıza. Kızım çayını soğuttun, hadi içsene. Bir dakika anne, bir soruya kafam takıldı. Sonra içerim. Ya kızım söyle bana, ben sana yardım edeyim. Sen anlamazsın ya, ben babama sorarım sonra. Niye anlamayacakmışım? Kızım ben de lise okudum. Ayrıca benim lisede matematiğim 8'di. Evet evet. Bir tanem niye anlamasın ki annen? Annem matematikte zehir gibidir. Ya baba sen çok güzel açıklıyorsun, o yüzden. Anlaşıldı. Dolmamız gibi matematiğimizi de beğenmeyin Yasemin Hanım. Baban o matematiğin üstüne de o baharatlardan serpeyim mi, he? Ya şaka yapıyor Yasemin ya, şaka yapıyor. Öyle değil mi kızım? Hayır baba. Ya annemi ders yaptığımız zaman hemen sinirleniyor. Ama sen sabırla tane tane anlatıyorsun. Tamam kızım. Bundan sonra babanla yaparsın ödevlerini. Vallahi ya. Matematikte annen çok iyidir ama. Yani zehir gibidir matematik. Neyse, çay getirecek annem. Bir çay daha içelim. Ondan sonra problem neyse orada birlikte çözeriz. Öyle değil mi? Aile problemleri birlikte çözer. Matematik problemi olmuş olmamış fark etmez. Problemi birlikte çözeceğiz. Kekler de hazır. Ben size kuru kuru çay içirir miyim hiç? Of 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 of. Bak kekin kokusu buraya kadar geliyor. Yasemin'cim kek ister misin? İstemez miyim anne? Ama en büyük dilim olsun lütfen. Bak 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 bak. Annesinin kekini nasıl özlemiş. Afiyet olsun. Ne bileyim, belki babasının havuçlu cevizli kekini daha çok beğenilir. Olur mu öyle şey bir tanem? Senin havuçlu cevizli kekini Sami Usta bile yapamaz. Ya. Anneciğim, kekin nefis olmuş. Afiyet olsun kızım. Bak ya. Neyse, sonunda bir şey beğendirebildik Yasemin Hanım'a. Beğenmez olur mu ya? Senin kekin gibi kek var mıdır acaba? En iyi keki sen yapıyorsun. Yoktur. Yoktur tabii. Olmaz mı anneciğim? Var tabii ki. Mesela babam ıslak çikolatalı bir kek yapıyor. Bundan çok daha güzel. Ya. Oh. Abartıyorsun Yasemin. Yasemin abartıyor bak. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Basıyorum ona çikolatayı. Çikolataya basıyorum ona. O da zannediyor ki keramet bende. Tamam kızım tamam. Bundan sonra da kekini de baban yapar dolmanı yaptığı gibi. Yersiniz baba kız baş başa. Ne dedim şimdi ben baba? Sen bir şey demedin kızım, merak etme. Sadece senin kekin daha lezzetli olduğunu söyledim. Öyle mi? Kurban olurum ben sana. Sen kekini ye, sen kötü bir şey demedin. Yasemin. Kızım sana bir şey söyleyeceğim. Efendim babacığım. Annen uzun zamandır aramızda yoktu. Hastanesine bakmak için yanımızda olmak istese de yanımızda olamadı. Ya evet. Başlarda biraz söylendim ama sonra alıştım.
Doğru. Doğru ya doğru. Annem niye yanımızda yok diye hiç sorun çıkarmadım. Sorun çıkarmadım. Çünkü sen hem anne hem baba olabilmek için, hem de annemin yokluğunu hissettirmemek için didindin durdun baba. O da doğru. Evet. Ama sen annene karşı biraz daha dikkatli olman lazım. Nasıl yani baba? Yani annene karşı tavırlarında, söylediklerinde, annenin hareketlerine karşı senin söylediklerinde biraz daha dikkatli olman lazım. Aksi takdirde annen sanki onun burada olmasından mutlu değilmişsin gibi zannedecek, alınacak. Neden mutlu olmayayım ki? Ben yine hepimiz bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Biliyorum kızım, biliyorum. O zaman annenle beni kıyaslamaktan vazgeçmen lazım. Sen keki diyorsun. Evet. Keki, dolmayı, sonra o matematik ödevini. Bak sabah da kahvaltıda dedim ki babam patlatmadan, bu yumurtanın sarısını patlatmadan getiriyor dedin. Sen patlatmışsın dedin. Haklısın baba. Annemi çok eleştirmişim. Aferin benim güzel kızım. Anlayışlı kızım benim. Annen üzülmesin yavrum. Tamam, bundan sonra onu üzmemek için elimden geleni yapacağım.